Şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Yarınki maçta hem bize hem Türkiye için de başarılı olmasını diliyorum. Tabii ilk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir maç olacak. Orada da konuştuğumuz gibi aldığımız kötü skor ikinci maçtaki iddiamızı, hedefimizi ve heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Ama güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz grupta çıktıktan sonra bu eleme maçında da turu geçebilmektir. En kötü ihtimalle heyecanlı iki maç yaptıktan sonra gücümüzü gösterebilmektir. Maalesef olmadı. İlk maçın ilk yarısında son dakikada yediğimiz kırmızı kart sonrası son dakikada yediğimiz gol hedefi geri düşürdü. Farklı bir skor bize de yakışmadı ama burada kendi sahamızda en güzel futbolu oynayacak olan tüm oyuncular için söylüyorum. En güzel futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız. Burada tabii yarın kadroda olmayacak olan oyuncuları da söylemiş olayım. Pepe zaten yok. Vida sakat. Bir de Tosic olmayacak. Savunmada bir sayısal sıkıntımız var. Onun dışında diğer oyuncuları antrenman yaptıktan sonra göreceğiz. Çünkü son müsabakada sakatlanan oyuncularımız vardı. Ciddi boyutta olmasa da bile. Onların durumuna göre bir karar vereceğiz. Umarım ki güzel maç olur ve sahamızda kazanırız. Soru sormak isteyen var mı? Murat Bey. Hocam, biletler tamamen tükendi yarın. İlk maçta alınan kötü skora rağmen yarın Beşiktaş'ın bir Avrupa devine karşı bir Avrupa devi karşısında güzel bir skor elde etmesini izlemek isteyenlerin yanı sıra çok az da olsa tur umudu taşıyan taraftarlar da yer alacaktır statta. Onlar için bir mesajınız var mı? Tabii bu güveni verebilmek önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçlarda sizinle de paylaştığım için bir kez daha tekrarlayayım. Neler yapabileceğimizi test maçlarıydı. Evet, sonuçları da kovaladık ama bir test maçıydı. O testleri iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Ta ki son müsabakada 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı oyundan koptuğumuz bölüme kadar. O yüzden böyle bir görüntü görmek istemiyorum. Beşiktaş'a inanan, güvenen, onlar iyi futbol bekleyen taraftarlara da kendi sahamızda bunu göstermeye çalışacağız. Ama ister istemez maçın tansiyonu düştü. Bu bizde de var. Bayern Münih'te de var olduğunu düşünüyorum. Tabii onların ligdeki iddiasının bitmesi de onlar için bir avantaj. Ama yine de eldeki en sağlam kadroya buraya geldiklerini biliyoruz. Biz de elimizdeki kadroda en iyisini çıkaracağız. Ama taraftarların futbolun güzelliklerini alkışlamasını sonuç olarak tabii kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun bir Şampiyonlar Ligi'ne bu sene için veda ettiğimizi, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne tekrar olmak için iyi bir izlenimle buradan ayrılmak istiyoruz. Özgür Bey. Evet Cihan Bey, buyurun. Hocam şunu sormak istiyorum. Talisca az önce de konusu geçti. Brezilya milli takımının hazırlık maçları kadrosuna alındı. Brezilya teknik direktörü Tite'de sizinle bir görüşme yaptığını söyledi. O görüşmede Talisca'nın performansı hakkında neler söylediniz ve Talisca'nın Dünya Kupası'ndaki katılma, o kadroda yer alma şansı hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Ya teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız tabii. Çünkü nihayetinde bunlar kulüplerin oyuncuları, bizim oyuncularımız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen milli takım antrenörlerine gerekli bilgiyi veririz. Kararlar onların tabii. Talisca'nın onların geldiği dönemde kupa maçı vardı. Cezalı, kupaydı galiba, cezalıydı. Dolayısıyla oynayamadı. Ama aynı zamanda geçmişte dönemlerde de işte 2002 olsun, Brezilya'nın futbolu ile ilgili, bizim futbolla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Tabii bunun içerisinde Türkiye'de olan Brezilyalı oyuncular ve Talisca da vardı. Ya bizim söylediklerimizden çok onların ne düşündüğü önemli. Ama daha da önemlisi Talisca'nın eğer Brezilya takımına gidecekse yeteneğini ve karakterini göstermesi önemli olan. Bu sadece onun için değil, tüm oyuncular için geçerli. Elimizde olan tüm oyuncuların bulunduğu yerden yukarı çıkmasını istiyoruz. Bu hem onların ihtiyacı hem takımın ihtiyacı. Ama futbol öyle bir şey hal aldı ki değişkenlik gösterebiliyor oyuncular ve takım için. Talisca da zaman zaman bunu maçta yaşıyor. İnşallah bu form grafiğini hem milli takımda hem bundan sonraki lig maçlarında gösterir. Dünya Kupası'nda da yerini alır. Arda, bunu çevirelim istersen. Portekiz Brezilya. A pergunta
foi convocação do Talisca para a seleção brasileira. O perguntaram se comissão técnica do Brasil e perguntou sobre o Talisca, o treinador. O treinador disse que sim, que perguntaram. Nós falamos com a comissão técnica do seleção brasileiro, compartilhamos bastante coisa sobre o futebol turco, futebol brasileiro, sobre a Copa de 2002, que tivemos como rivais. E o Talisca é um jogador para crescer. O tempo que a comissão técnica estava aqui em Turquia para ver Talisca, Talisca era suspenso, não jogou. E desejo que ele vá nesses dois jogos amistosos. Desejo que ele vá para a Copa também, seja convocado para a Copa do Mundo. Vou fazer a pergunta em português então, por favor. E peço desculpas se o Mister já falou sobre isso nas respostas em turco. Queria saber para que joga o Beşiktaş amanhã? Claro que reverter o resultado é uma tarefa muito difícil, mas qual a importância desse jogo na história do clube, por favor? Se depois você puder traduzir para português ou inglês. Biz her maça güzel futbol, oynadığımız futboldan keyif almak, izleyenlerin keyif alacağı bir futbolu izlettirmek için sahaya çıkıyoruz. Rakibimizin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İlk müsabakada Almanya'da biraz daha savunmayla kontraya çıkmayı düşünüyorduk ama maalesef yediğimiz gol, gördüğümüz kırmızı kart ve gol sonrası oyun koptu. Böyle bir görüntü olsun istemiyoruz. Daha da önemlisi dünya çapında şu anda Şampiyonlar Ligi'nde hedef olarak bu kupayı kazanmak isteyen takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz oynayan oyuncular için bir maç olacaktır. Amanhã queremos demonstrar belo futebol, independente do adversário. Todos os partidos queremos demonstrar nosso estilo, nosso futebol, colocando nosso estilo dentro do campo. A primeira partida, infelizmente, levamos cartão vermelho. A partir daí, perdemos toda a expectativa, porque nosso pensamento era ir defender bem e fazer contra-ataque. E amanhã queremos nos testar outra vez em alto nível, até onde podemos chegar em Champions League nos próximos anos. Başka soru var mı? Öğütme. Hocam, Pepe'yi ve Vida'yı biliyorduk ama Tosic'in problemi mi oldu? Son maçtan sonra sakatlığı mı var? Onunla ilgili bilgimiz yoktu. Bir onu soracağım. Eğer o da yoksa, siz dediğiniz yok, iki stoper menşeili bir sol bekten stoper olan oyuncunuz olmayacak. Sadece Medel kalıyor. O da özelliği orta saha. Savunmada galiba bir problem olacak yarın sizin için. Kadro çıkarmanız anlamında. Evet, zaten her şeyi söylediniz. Ben de aynı şeye katılıyorum. Doğru. Tosic'in ön adeli grubunda bir sıkıntısı var. Onun yüzden zor. Caner ve Adriano'nun da var ama onlar da tabii durumuna bugün bakacağız. Yani yine böyle ufak tefek sakatlı olanlar var ama onlar bana katılıp ne durumda bir göreceğiz. Ama bu üçü kesin olmayacak yani, o yüzden söyledim bunu. Bilginiz olsun diye. Başka soru sormak isteyen var mı? Hafta sonuna yansıyacak mı diyoruz? Yani oynarsa riski artar. İşte bir iki tane daha oyuncu var onun gibi. Mesela dün itibariyle Tolgay'ın vardı ama bugün iyi. Yani gerginlik olanlar var ama Tosic çünkü bugün yarın geçmeyecek. Yani belki işte Cuma'ya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı. İlk defa kesle. Yarından itibaren, yarın değil perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur? O da bir soru işareti. Ama bir de hafta sonu var ama şimdi cezalı olduğu için yok. Hep aynı pozisyona sıkıştığı için bir sıkıntı orada var. Yani forvette çok fazla oyuncumuz var şu anda sayısal olarak. Ama geride defans göbeğinde yok. Dediğiniz gibi yani şu anda Övünç Bey'in söylediği gibi orta saha orijinli diyelim ama stopu oynayan Medel var elimizde. Diğerine bakacağız. Oynarız, eksik çıkmayacağız inşallah. Ali Bey. Hocam, Vodafone Park açıldığından beri ligde ve Avrupa'da yenilmeyen bir Beşiktaş var. Tabii geçen sene Olympique Lyon maçı normal süresi 2-1 bitmişti. Penaltıları saymıyoruz. Yarın nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Size daha önce sormuştum. Beraberliğe üzülen bir Beşiktaş taraftarı var diye artık ama ilk maçın skoru ne olursa olsun yine de bu maçın biletleri tükendi, bitti. Yarın nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Çünkü Alman basını da
Bu maçla ilgili sadece atmosferi konuşuyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ya hep vurgulamak çalıştığım şey o tabii. Yani önce üzgünüz çünkü böyle bir maçtan önce işte iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. Tabii kolay bir şey değil. Madem bu yarıştayız en iyisini yapmalıyız. Ama ona yakında olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden fazla üzülüyoruz. Bunu Bayern Münih maçında onu kişiye çevirip de burada yani 1-0 olsaydı belki başka bir heyecan olurdu. Belki yine kaybedebilirdik. Yani burada varsayımla konuşmak doğru değil. Ama yarın için hiç skora bakmadan, az evvel Ricardo da söyledi zaten, biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanmaya çalışacağız. Kazanamadık, beraber kaldık, yine güzel futbol oynadık. Benim için olumlu. Kaybettik ama iyi futbol oynadık. Herkesin keyif aldığı, oynayanlar çalışıyor. Herkes kendi futbolunu en iyi şekilde sunuyorsa bu bizim için bir yeterlidir. En azından bir veridir. Bu yıl böyle tamamlamış oluruz. İnşallah seneye daha iyi sonuçlar ve daha güzel maçta oynarız diye düşünürüz. Ama taraftarların tabii heyecanı var, bir güveni var. Bu güveni hiçbir zaman sarsmamak için elimizden gayreti göstereceğiz. Bir de bunun lige yansıması var. Ligin biliyorsunuz biraz saha içi varsa, yani daha doğrusu çoğu saha dışında spekülasyonları var. Ondan sıyrılarak da maçlara çıkacağız. O yüzden orada da bir talimat görmek istemiyoruz. Başka soru var mı? Yoksa hepinize teşekkür ediyoruz. Antrenmanımız 15 dakikası açık. İyi akşamlar.